Ya şöyle, yani PKK'nın bir bölgesel aktör olarak kendisini konumlandırdığını biliyoruz. Bu geçmişte Esed rejiminden destek almak, önce Lübnan'da sonra Suriye'de, gerektiğinde İran'dan destek almak, Rusya'dan, yani bunların hepsini yapıyordu önceden beri PKK. Bugün ise daha önünde çok daha geniş bir fırsat alanı doğdu. İşte 2010 aralığında başlayan Arap isyanlarıyla gelişen ortamı en fazla aslında Kürtlerin istifade ettiğini ve dolayısıyla Kürt baharı olduğunu söyleyenler oldu. Fakat şu an geldiğimiz yerde bence PKK düşüşte mi? PKK ile ilgili biliyorsunuz düştüğü, yükseldiği şeyleri birkaç kere söylendi. Yani konjüktürdeki şeyleri değerlendirerek PKK bir iki kere düştü çıktı. Dolayısıyla ben öyle mevzi düşüşleri çok fazla hani şey görmüyorum. PKK hala kalıcı görünüyor ve özellikle de Amerika ve Rusya'dan kendisine tanınmış olan fırsat alanlarıyla uluslararası anlamda da meşrulaştırdı kendini. Yani iş eskisinden biraz daha zor. Kaldı ki Suriye ve Irak'taki bu kaotik ortamda kendisine çok daha rahat bir yer buluyor. Şimdi Kuzey Suriye'deki kantonlarla beraber çok daha eli güçlenmiş bir durumda. Şimdi biz mesela hani bunun üzerine çok yüklenmiyoruz ama bugün Kuzey Suriye'deki kantonlardan Türkiye'ye ne gelip gittiğini biliyor muyuz biz? Yani ne kadar silah geçiyor, nasıl geçiyor? İnsanlar oraya işte Kobani devrim aşkıyla şeyle gittiler. Şimdi aynı insanlar gelip bir kısmı Sur'daki o örgütlenmenin içerisinde yer alıyorlar. Oradan gelen silah meselelerini belki konuşacağız önümüzdeki dönemde. Yani hani o bir devrimin, direnişin yapıldığı yer olmaktan çıkıp Türkiye'ye teröristle silah geçen yer olarak konumlanmaya başlayacak. Şimdi zorluk şurada. PKK Kuzey Suriye'de yaptığının bir karşılığını da Türkiye'nin güneyinde yapmak istedi. Yani orayı birleştirecek şekilde bir oluşum içerisine gitti. Aynı insanlar çünkü ağırlıklı olarak iki tarafta da var. Şöyle düşünüldü, ya zaten HDP oylarını almış durumda, halkın bir meşruiyeti var. Biz de çözüm sürecinden istifadeyle KCK yapılanması olarak bayağı önemli ölçülerle geçirdik. Sonra Biz bir böyle yapalım. bayağı bayağı entegre edelim. Şimdi böyle bir yere gittiğinizde ve kendiniz de bölgesel aktör olarak gördüğünüzde gücünüzü kontrol edemiyorsunuz. Şimdi HDP ile PKK arasındaki denklem sürekli PKK'nın elinde olduğu için silahı elinde tutan konuda olarak ve bölgedeki çatışmalardan dolayı, Suriye ve Irak'taki çatışmalardan dolayı silahın gücü her zaman konuştuğu için PYD'ye karşı da aynısı yani. Ne olacak? Yani PKK o kadar kolaylıkla kendisini şeye çekmeyecek, Türkiye'nin dışına çekmeyecek ve çekmiyor da. Türkiye'de bu konuda çok net. Yani tek tek de olsa, sokak sokakta olsa, mahalle mahallede olsa ben oraları ele geçireceğim. Orası Türkiye'ye ait ve orayı silip süpüreceğim diyor. O da yani onu yaptığında da PKK'yı Türkiye dışına çekmiş olmuyorsun yani. Evet, caddeler, sokaklarda bir üstünlük sağlamak Şimdi hedef ve doğru bir hedef ama PKK yine Türkiye'de. Onu yapmadan, bak onu yapmadan önümüzde bölgenin gideceği yeri düşün. Onu yapmadan orası Türkiye olmaktan çıkar. Hayır, mutlaka yapılmalı. Onu yapmak zorundasın. O Yani bile orada yetmez devletin anlamında. varlığını, kamu güvenliğini O kuracaksın. bile yetmeyebilir anlamında Sonrasıyla söylüyorum. ilgili olarak diyorum. Bak çok ciddi kritik nokta şu. Türkiye, Kuzey Suriye'deki kantonlardan gelen tehlikeyle nasıl halledecek? Hatırlayalım bir zamanlar Suriye'den gelen tehlikeyle gidip orada kara kuvvetlerin komutanı tehdit savurmuştu hatırlarsanız. Yani Abdullah Öcalan'ın gidişini başlatan Suriye'den ayrışını Ama o başlatan zaman bir süreçti. fonksiyonel devlet vardı Suriye'de. Şimdi biz bilebilir miyiz bir sene sonra, iki sene sonra nereye?